Evet, yılbaşı telaşı herkesi şöyle bir almaya başladı. Bizim de Evet. mutfağımız, masamız her zaman olduğu gibi renkli renkli. Ne Kesinlikle. vereceksin bize bugün tarif aşkım? Yani şöyle bir şey, aslında yılbaşında herkesler küçük ya da büyük birilerine bir armağan almak istiyor, bir Evet. hediye almak istiyor. Bu hediyeler hani bir doğum günü olsa biraz daha bütçesi kalabalık olabiliyor da, ama herkese minik minik bir şeyler Tabii. o zaman bütçeyi sarsacak boyuta getiriyor. Tabii. Onun için ne yapalım dedim, kendimiz evimizde hazırlayalım, Tamam. kendimiz evimizde yapalım. Güzel, evine gideceksiniz bir ev süsü, şahsi bir şey almak istiyorsanız Melekler koymuş. melekler. Evet. Şahsi olabilecek. Ah ne kadar güzel. Meleğin yanağında melek. Ay kıyamam sana bak ya gözüksün diye. Bak tatlılığına bak. Bunları Çok. mı yapıştıracağız bir şeylerin üstüne? Ne istiyorsan hepsi olur. Ay çok güzel. Diyorsun ki evde yaptığımız küçük küçük hediyeleri daha fazla kişiye verebilelim. Hem de el emeği hem de. Evet, ben yaptım da güzel bir şey yani. Aynen. Senin için yaptım, ben yaptım. Yalnız neler yapmış? Bir dakika. Telefon kılıfları yapacağız. Evet. Şimdi Başka. telefon markasını biliyorsanız böyle birkaç tane boncuk biraz şeyle ne Tamam. bileyim kumaşla süsleyebileceğimiz Evet. güzel alternatifler var. Bir de evimizi süsleyebileceğimiz şöyle güzel şamdanlar, hazırlar yaparsak mumla birlikte para vermeden son derece keyifli durabilecek süsler Hadi bunlar. bunu yapalım. Bu çok güzelmiş Hadi Meltem yapalım, abla. hadi. Hadi buyurun. Hadi bakalım. Nasıl yapacağız? Şimdi Şimdi bakayım bunu beyaz tutkal tutuyor mu? evimizdeki bardak. Evet, herhangi bir bardak. Tamam. Komşunun bahçesinden, sağdan Muhteşem. soldan. Çamlar. Evet, minik Ay çok güzel. bunları böyle yapıştıracağız. Bunu acaba silikonla mı Silikon yapıştırsak? tabancanı da getireyim ben Hadi senin getir hemen onu ayağında. yapıştıralım. Versene bana silikon tabancanı. Evet. Gel gel gel. Mersi. Bak böyleyken, bu haldeyken Önüne bile bak ne şimdi. kadar güzel duruyor. Ay harika. Yanmadın değil Buyurun. mi? Yok yok yanmadım. Tamam. Tutkaldansa silikon tabancasıyla Evet, biraz daha daha iyi güzel. olabilir Evet, o sanırım. çünkü hemen tutuyor. Tabii. Şöyle çevirdim. Şöyle tutayım sana. Geçen sene nasıl yanmıştık bunları gene bu zamanda Ay yaparken evet. Ay ellerimiz çok inanılmazdı. Gerçekten ellerimiz. inanılmazdı. Çok Bak güzel. yapımı çok basit. Sadece evde kullanmadığınız böyle Bak çıkmaya bacaklı başladı bardaklar bile varsa, ortaya. evet. Evet. Bunlar benim evde kırılmış, tek kalmış olan ürünlerim. Evet. Değerlendiriyorsun. Evet, Ne olacak değerlendiriyorum. bunlar? Kendine iyi bakın. Yılbaşı süsleri olacak. Evet. Çam ağacımızın yanında yerini alacak. Gerçi o çam ağacı bizim geçen seneden beri stüdyomuzda. Ben çok sevdiğim için. Ben de çok seviyorum. Şey, böyle bir mutluluk, bir bereket, bir heyecan katıyor değil mi Heyecan, insana? kesinlikle heyecan katıyor. Yani renkler, ışıklar, coşku, süslülük. Biz de biraz fazla mı süslüyüz ne? Balık burcuyuz. Olsun ruhumuz Ondan böyle. mı? Ruhumuz sade. Evet, gerçekten öyle. Bak şimdi bunları güzelce Ufak yapıştırdım. şeylerle mutlu olabilmek çok önemli bir şey Ay şimdi bunu hayatta. yapmak beni çok mutlu ediyor. Yani Kesinlikle. bunu yapıp ben yaptım diye birine hediye etmek de çok Aynen. mutluluk Ya verici. benim sadece görmek bile mutlu ediyor. Değil mi? Yani göreyim bunları, gezeyim, bakayım bunlara, ağaçlara, renklere. Hadi bir de yani yapabiliyorsam ya da hediye alıyorsam, bana geliyorsa ne güzel. Şey var biliyor musun? Sen alışverişe gittiğinde illa alışveriş yapmak ister misin? Yoksa sadece dolaşsan yeter mi senin için? Kesinlikle yeter. Bana da Ben öyle. zaten alışverişe çıkmak için alışverişe çıkmıyorum. Ben böyle gezerken bir şeyleri beğenirsem, görürsem, gözüme takılırsa, ihtiyacım varsa ona göre alışveriş yapıyorum. Alışveriş yapıyorsun, değil mi? Kesin bir Ben de alışveriş öyle. günüm yok. Aman ben bugün bir alışverişe gideyim diye bir günüm hiç olmadı galiba bugüne kadar hayatımda. Kesinlikle bak ne kadar benziyoruz aslında. Evet. Şimdi bak evde bulduğunuz pomponlar, Ay süsler, çok güzel. bunlar kırtasiyede satılan malzemeler. Evet. Yani zaten şu anda kullanmış olduğumuz çam yaprakları Evet. Bahçemizden. beleş. Zaten bunlar böyle koca bir paketi çok ucuz gerçekten. Çok uygun rakamlara bulabiliyorsunuz. İçinde bir sürü var. Evet. Ben çocuğa da tabii böyle oyuncaklar vesaireler evde yaptığımız için çok Ah deneysel pardon. hareketler. Şu melekler Bak vesaire şimdi. kolay elde edilebilir şeyler yani. Ay çok güzel Ne kadar güzel oldu Meltem değil mi? Bunu da abla. bunun yanına Harika. alayım. Aa, mumunu da koyacak mısın içine? Bakayım bu mum biraz büyük gibi geldi ama olsun şöyle koyayım Aa bak biraz böyle daha de güzel oldu. gözüksün. Biri Değil yüksek, biri mi? küçük. Ay Bak. çok güzel oldu. Çok şirin olmadı mı? Harika. Kendi Harika o. eviniz için yapabilirsiniz. Evet Ay. mesela şu bunu nerede kullanacaksın Aa, bilmiyorum hiç ama fark etmez. bak mesela.
Bak mumu da böyle süsleyebilirsiniz. Bak, mumu da süsledin, al sana. Ya da belki biraz daha şöyle altına evet, taktın. Evet, iki sırada koysak çok güzel i̇ki olur sırada aslında da çok değil mi? Tutar mı bunu? Tut, hadi bakalım silikonla deneyelim, Bunları ayırmak şöyle kolay mı? Kolay. Gel bir ucundan yapıştıralım. Şuradan. Evet, anında sonra tuttu. Dönelim. Bak sen onu birazcık kaldır havaya. Heh, ben onu şuradan keseyim. Hadi işte kesin. Bu kadar. Hem kestin hem de tutturdun. Heh. İşte bu kadar. İşte mumu da süsledik. Bu kadar. Aa! Buyurun. Buyurun. Harika. Ekonomik, kendi yapabileceğiniz, yaptığınızı hediye götürebileceğiniz nefis alternatifler. Zaten birçok yerde bunları kendisi imal ediyor, kendisi evet, yapıyor. Evet. Ve satışa çıkıyor. Ve harika. Satışa çıkıyor. Bakın şöyle, ben yılbaşı köşesi yapıyorum kendime. Siz de evinizde mutlaka berekettir, iyiliktir, iyi niyetlerle böyle güzel bir köşe yapınız. Bakın ağacımı da koydum yanına. Ay ay ay, bu da önüne mi dursun? Evet, bu da böyle kenarında dursun. Bu da dursun. Yılbaşı köşesi efendim. Buyurun. Burada da bir küçük böyle şey var. Ay harika. Çok güzel oldu değil mi? Evet. Kesinlikle harika oldu. Ellerine sağlık Meltem ablacığım. Şimdi tabii bu bir ev için yapılabilecek bir süs. Ay bunlar da harika. Şahsi bir hediye vermek istiyorsanız sadece karşınızdakinin kullandığı telefon markasını bilmeniz, boyutunu bilmeniz yeterli. Bunun için de bak sen mumu süsledin ondan demin. Evet. Şimdi bunu da biraz tutkalım olacaktı. Evet. Yine silikon olur. Silikon tabancamız da var mı acaba? Birazcık daha bana yardım eder mi? Olmadı, hemen ısıtırım ben onu sana. Evet. Şöyle şöyle gideyim bak. Aa, çok güzel. Şimdi bu silikonla tutturunca tabii ki Meltem abla daha kalıcı oluyor değil mi? Katılıyor musunuz? E tabii şey, bir de silikon değil de çok güzel yapıştırıcılar var, sabitleyen. Onlarla da yapılabilir. Gibi mi? Evet, onlar Japon da... yapıştırıcısı gibi şeylerle. Gayet güzel. Bak bundan tutmadı. Yani, tutmadı mı? Yani silikon soğudu onun için evet, tutmadı. Evet, ben silikonu hemen ısıttıralım. Tamam. Al fıstığım. Şöyle yapayım. Gel. Koş. Gel gel gel. Evet. Bak şimdi. Bunların da hazırları satılıyor böyle. Hiç merak etmeyin, bu beyaz tutkal. Kuruyor ve gözükmüyor değil mi? Evet, kuruyor ve gözükmüyor. Şöyle bir tane daha keselim yanına. Ay bu harika olmuş yalnız. Burada yapılmışı var. Şöyle. Evet, dediğim gibi kumaşlarla süsleyebilirsiniz. Pomponlarla süsleyebilirsiniz. Ben toplu taşıma araçlarında filan çocukların... Düştüm bir tane boncuğu. Şey, bir tane boncuğun toplu düştü. Taşımalarda genç kızların elindeki telefonlara bakıyorum. Hepsi süslü, hepsi değil mi? Hepsi süslü. Hepsi taşlı, süslü. Birbirinden güzel kılıflar. Bak yapması şimdi. Da çok zevkli. Çok zevkli. Şimdi biraz da şöyle serpme yapalım. Bu taşlı boncuklu işler tam senlik aslında. Aa bak, onu da oraya yapıştıralım Hey, hadi. Hey. Gördün mü? Güzel Doğaçlama haberler kendi gelsin. Elinden. Evet. Mesela öyle de bir not iliştirin ucuna. Bu telefonun her zaman güzel haberler getirsin sana. Oo harika. Çok güzel. Ekonomik, çok fazla para harcamadan yapabileceğiniz. Aynen. Çünkü bu kaplar, kaça aldılar kapları biliyor musunuz? Arkadaşlar 1 lira mı, kaç lira kaplar? 15 lira. Evet, 15'er evet, liralık hediyeler. Ben de 1 lira diyerek biraz abarttım ama şu 1-2 lira, bu pomponların olduğunu biliyorum koca paketinin. Evet. Ama çok güzel bir hediyelik. İşte alın, elinizdeki taşlarla süslediniz. 20 liraya mal edebileceğiniz bir hediye. 20-25 liraya. 10 liraya ona da var, var değil mi? Ona da var. 5'e de var. Yani hele bir de toptancısını bulursanız. Aynen. Siz bence şimdi telefon işine girin. Değil mi? Bu sene yılbaşı hediyeleri telefon. Eğer bir eve gidiyorsanız ya da bir arkadaşınızın yeni yılını kutlamak aynen için evini ziyaret edecekseniz de, o zaman yapmanız gereken şey belki de şöyle bir aynen şamdan. Çok güzel. Ay şıkır şıkır, harika oldu Meltem bak, abla. Süpersin. Gördün mü, ikisi de birbirinden güzel oldu. Bu da çok güzel evet oldu. Bunu da istersen sen başka bir şekilde süslemek yapalım ister mı? Misin? Ne yapabiliriz mesela? Mesela bu da daha genç kız telefonu olsun. Ha. Pomponlar vardı. Ne yaptım acaba tamam, pomponları şunların elinden? Şunların üzerine koyduk ama. Ha öyle mi? Peki. Birkaç tane bunları burada da var. Pomponlarla süsleyebilirsin. Ay şunların güzelliğine bak.
Onu da ver, onu da yapıştır. Bunu açayım mı? Burası yapışır. Ha, olur, olur, yapışır mı? Şöyle buyurun. Ay çok güzel. Buyurun, renk renk. Evet, etrafına böyle boncuk dönebilirsiniz. Ben şimdi kızların elinde görüyorum, o kadar taşınması zor süsler var ki, evet. Ama seviyorlar. Bunu inanılmaz seviyorlar. Bir de şey çok moda bu sene, ben onu görüyorum. Bak öyle de bir fikir verebiliriz. Şöyle telefonlarını şöyle asıyorlar, bak şöyle çanta yapıyor. Çok güzel. Ucuna telefonu asıyor. Yani bu hem zincir olarak böyle kolye olarak çok güzel duruyor. Hem de telefon da burada ya da boynuna asıyor bunu Meltem abla. Ay çok güzel. Hem kolye gibi duruyor. Evet, kolye gibi duruyor. Böyle bir şey, böyle bir şey yapabiliriz. Bak, ama daha şey, sağlam bir şey koymak lazım. Kopmayacak telefonu taşıyacağı için. Gerçi bu kopacak bir şey değil. Buna monte edeceğimiz evet, bu da fena şey değil. Daha evet. Sağlam yapmak aynen, lazım. Altına bir zincir koyacağız evet, bunu. Evet, altına bir o da zincir bir fikir koymamız olabilir. Lazım. O da çok güzel. Harika. İşte böyle efendim, yılbaşı süsleriniz bizden, yapması sizden. Meltem Açıkel el emeği, hediyelik telefon kılıfı yaptı. Ev yapımı hediyelik şık mumluklar yaptı. Gerisi sizin yaratıcılığınıza kalmış. Ellerine sağlık. Gıcı oldu değil mi? Bakayım. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Kendine iyi bakma. Evet efendim. Ay harikasın Meltem abla. Çok güzel. Bak ne kadar güzel duruyor elimde. Çok bu şık ne diye mi? Bakarsın yani. Değil mi? Süper. Gerçekten hem ekonomik hem şık oldu. Evet. Çok teşekkür ediyorum hayatım. Ben teşekkür ediyorum bir tane. Devam ediyoruz. Günaydınlar efendim, hepinize harika bir sabah diliyorum. Mutfaktan başlıyoruz. Sağlığa, parlamaya ve kendimizi iyi hissetmeye hazırsanız buyurunuz. Pratik bilgiler uzmanı Meltem Açıkel'den enfes tarifler. Hem sunumu hem tadıyla dillere destan Milföy gülleri. Çok kolay ve lezzet bombası. İki malzemeden pratik tatlı toplar. Sakın kaçırmayın. Yeni yıl için güzel bir alternatif, bir aparatif. Ve 3 dakikada. Evet, ve misafirleriniz için aslında her zaman bir kurtarıcı. Hangi durumlarda implant uygulanabilir? İmplantın avantajları nelerdir? All on 4 implant nedir? All on 4 implant nasıl uygulanır? Diş hekimi İsmail Güleç anlatıyor. Diş eksikliğinin olduğu bölgeye çene kemiğinde titanyum esaslı bir vida yerleştiriliyor ve onun üzerine de porselen kaplamalar yerleştirilerek eksiklik giderilmiş oluyor. Gözaltı morlukları nasıl geçer? Yanaklardaki kızarıklık ve sivilcelenme için ne yapılmalı? Kırışıklıkları önlemenin yolları neler? Girişimci ve araştırmacı Balasu Dündaralp anlatıyor. Petrol bazlı miseler sularında zamanla gözaltı morluğu, hatta aknelenme, sivilce yaptığını da biliyoruz. Bir kişi kendisinin obezite açısından değerlendirmesini nasıl yapabilir? Obezitenin gelişmemesi için kişiler nelere dikkat etmeli? Obezite tedavisinde kullanılan uygulamalar neler? İç hastalıkları uzmanı Doktor Osman Arıkan anlatıyor. Vücutta birikim yaptığı bölgelerde estetik olarak bozulmayı sağladığı gibi ondan daha öncesinde metabolik bozulmalara yol açıyor. Az sonra kendine iyi bak da. Evet, mutlu olmaya mutfaktan başlıyoruz bugün. Tabii ki Meltem Açıkel mutfakta canım, olunca. Canım, hoş geldin. Mutluluk sensin, hoş bulduk. Meltem abla, gerçekten bu yeni yıl heyecanıyla hepimiz böyle biraz daha farklı kendimize dikkat etmeye başladık. Evet, kesinlikle. Sen de yılbaşını özel şeyler. Ve yeni heyecanlarla yılbaşında acaba sofrayı nasıl zenginleştirsek ve bunları pratik olarak nasıl yapsak, hatta çok az malzemeyle nasıl ekonomik olmalıdan yola çıkarak güzel bir yılbaşı tatlısı aslında. Harika. Bir aparatif bir şey. Renklere bak, cam ağacı yapmış oraya. Evet, çok nedir güzel. O? Bu ne? Kavrulmuş tel kadayıf. Satılıyor zaten. Çok güzel. Ama ben alır kadayıfçıdan kendim kavururum derseniz o da olabilir. Hı-hı. Ama kavrulmuşlar da paketlerde satılıyor. Bir de ihtiyacınız olan şey çikolata. Alacağınız, evet. Çikolatayı bu şekilde eriteceksiniz. Şöyle. Aa. Ben sen gelmeden hemen eriteyim ki o gelene kadar. Hı-hı. Beklemeyelim dedim eriyene kadar. Şimdi nasıl yapacağım? Hı-hı. Bir spatula alayım. Gerçekten iki malzeme. Üstünde süslemek isterseniz Hindistan cevizi gibi, pudra şekeri gibi birazcık kalıp ve şekeri aldıktan sonra böyle bir malzemeyle böyle hafif kar görüntüsü yapabilirsiniz. Ve tabii kırmızı ve yeşil görseli de güzelleştirmek için çok yakışıyor.
Şöyle. Çok harika. Bak, bu kadar basit. Hani işten geldim, ben çalışıyorum. Evet. Hiçbir şey yapamadım, hiçbir şey hazırlayamadım plan gibi bir bahanenin arkasına saklanmanıza gerek yok. Malzeme bundan ibaret. Evet. Milföy gülleri. Bir paket milföy, iki malzemeden pratik tatlı toplar. Tam iki malzemesi var. Evet, tam iki malzemesi. Kavrulmuş kadayıf, çikolata. Evet, aynen. Müthişsin gerçekten. Yani çalışan insanlar için de biliyorsun. Ya bunu mesela şöyle bir tart kalıbına döküp, evet, buzdolabında biraz dinlendirip çıkartıp üstüne dediğim gibi herhangi bir beyaz kar kıvamında gözükecek bir şey ilave ederseniz. Hindistan cevizi mesela. Evet, o da, o da olabilir. Ama gerçekten iki çeşit ve herkesin çok hoşuna giden aslında kadayıfla çikolatanın lezzet ikilisi. Hani böyle flash şeyler vardır, tarifler. İki malzemeli müthiş tatlı falan, işte tam olarak bu, evet, bize uydu. Evet, gerçekten o. Evet, gerçekten o. Lezzeti nasıl, çok merak ediyorum. Lezzeti de çok güzel. Çikolata seviyorsanız, evet, ve kadayıflı tatlılarla aranız iyi ise böyle tıkır tıkır ağza hoş gelen bir lezzeti var. Hatta bir çay kaşığının ucundan tadına bakmak, bakmaz mıyım sabah sabah? Sabah sabah kendine iyi bak Meltem abla. Şöyle minicik bir şeyle. Çay kaşığı dedi, ben tabii ki ter kaşığıyla bir tatlı kaşığı alıp tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Evet. Bunu kavurdun mu, bu hazır kavrulmuş? Bu hazır kavrulmuşu var, onun için dedim hanımlar için. Ben genelde yufka, değil mi, ne kadar güzel. Hani iki çeşitten bu yapılabilir. Mustafa, güzel değil. Mükemmel, yemin ederim. Ama bunu üç çeşit yapayım derseniz mesela kavrulmuş Mustafa, susam ya da aklının ucundan geçmez bak böyle fındık, bir lezzetle karşılaşacağım. Kadayıfı bak, böyle bir şey inanamayacaksın şimdi. Böyle bir şey olabilir mi? Pişmiyor da. Mükemmel değil mi? Ya bu nasıl? Çikolata sıcaktı. Şimdi o donunca da istediğin şekli verebiliyorsun. Bir çay eksik. Bir çay eksik. Meltem abla, bunu nasıl ne zaman yaptın düşündün? Gerçekten mükemmel. Vallahi, harika. Şimdi hemen alternatifleri sayıyorum. Tarif, tel kadayıf ve çikolata aslında. Evet. Ama ne bileyim, bu mısır gevreğinle de çok güzel oluyor. Yulafla da çok güzel oluyor. Sadece yapmanız gereken şey çikolatayı eritip dolabınızı açıp içinde ne var diye bakmak. Hı hı. Biz iki çeşit dedik. İki çeşit de muhteşem oluyor ama biraz lezzetini arttırayım diyorsanız fındık, fıstık, içine ceviz dövülmüş, onları da ilave edebilirsiniz. Şekil dediğim gibi biraz sizin keyfinize kalmış bir şey. Hı hı. Ama şöyle kahve bardaklarının içine. Ya çok güzel fikir. Şekil ver diyeceksin. Doldurup, evet, şekil de verebilirsiniz. Biraz dolapta bekletmeniz icap ediyor. Bu çikolata hafifçe donsun diye. Hmm. Ama bakayım donmadan da dönecek mi acaba? Dönecek mi? Evet. Kesin döner. Diyorsun. Evet. İşte buyurun. Bak. Sen yaparsın da dönmez mi? Bu kadar basit aslında tatlı. Çok güzel. Yani yeni yıl için güzel bir alternatif, bir aparatif. Ve 3 dakikada. Evet, ve misafirleriniz için aslında her zaman bir kurtarıcı kaydedilmesi. Bir şey soracağım. Mesela evde diyelim ki tel kadayıfımız yok o gün. Hı hı. Neyden yapabiliriz başka? Mısır gevreği, mısır yulaf. Mısır gevreğinden olur değil mi? Tabii tabii. Çikolatayla. Çok güzel. Onu olur. Kırmak lazım biraz galiba. Biraz daha minik minik hale, hı hı, getirmek lazım. Sıcak çikolatayla karıştır, çevir. Evet. Bu kadar. Bak, yanına birazdan çilek koyabilirsin, dondurma her koyabilirsin. Her şey koyabilirsin. Bakayım, nar dur koymuş Meltem abla ve üzerine Hindistan cevizi. Aa bak, yine değişik bir şekil. Şimdi yapıyor. Bakayım, biraz şam ağacı gibi olsun dedim. Evet. Bakayım bundan çıkacak mı? Azıcık birazcık yağlayayım mı içine? Çok tatlısın Meltem. Çok azıcık bak dur. Ağzı bir kapalı iken tabii damlamaz. Ha, ucundan akacak zannettim ben. Tamam. Şöyle. Çok bir dik yani. Hı-hı. Şey yapabilirsiniz. Çıkmayacağını düşünüyorsanız içine streç film koyabilirsiniz. Ters çevirince evet, o da çıkacak. Bakayım şimdi çıkacak mı? Hı-hı. Çıkmazsan çok üzüleceğim. Çıkacak. Aa, yamuk çıktı ama devirdi. Yok, havadan attık da ondan. Evet, havadan bak, attım. Oldu. Daha sivri yaptım. Bu daha sivri yaptım. Neden? Biraz çam ağacına benzesin, evet, diye. Ay çok değil güzel. Dur, ama oldu. Biraz çam ağacına. Hepsi üç boy çam ağacı oldu. Evet. Şimdi bunların üstüne. Orada Hindistan cevizimiz vardır belki. Evet, tombiş çam ağaçlarımız oldu. Ay çok tatlı. Hindistan cevizimiz maalesef yok. Hemen koyalım, onu söyleyelim. Evet. Tuz ve çeşitleri var. Fakat benim aklıma şöyle bir şey geldi çam ağacı deyince sen. Şimdi burayı süslemişsin. Çok güzel de. Mesela. Böyle. Evet. Tamam, budur. Olamadı gerçekten. Ya birazcık. Hayal gücü. Dur. Birazcık hayal gücünden alakalı bir şey bu.
Şimdi bulamadım. Böyle narlar yaksın. Ay çok güzel. Bak Hindistan cevizini buldum, gel. Bulur, bulmaz mısın sen? Buldum. Gel, kar yağdıralım üzerine. Bak ne kadar güzel oldu. Küçük çam ağaçlarımızı. Evet. Ay ya da bir dik. İşte bu kadar. Şimdi ben bunu niye seviyorum biliyor musun? Kahvenin yanında da yap. Tabii. Biraz küçüğünü yap. Güzel bir filtre kahve ya da Türk kahvesinin yanında gayet güzel ikram edilebilir. Nefis bir alternatif. Bak. Ay müthiş. Müthiş oldu gerçekten. Ay çok güzel, eline sağlık. Ne güzel süsledi. Ay ne, seninkinden kopyacaktım aslında. Çok güzel oldu. Nefis. Teşekkürler Meltem ablacığım. Bence çok güzel oldu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi. Milföy gülleri. Oo. Milföy'den şöyle şeyler yapacağım. Güllerin içinden canım. Bak milföy hamurunu. Koşarak koşarak gel bana gel. Ay ne güzel bir şarkıdır. Aynen. Değil mi o? Birazcık açtım. Tamam. Şimdi bir bıçak alayım şuradan. Çok güzel seyiriyorsun. Evet. Sabah sabah günler deyince. Şöyle şerit şerit, parmak parmak evet. Diyeyim. Kestim. Bu tarafı da çevireyim, tersime geldi. Şöyle yine bak, kesiyorum. Bak yine değişik bir şey yapıyor orada. Bitmişi de olmadığı için şimdi daha çok merak ediyorum. Değil mi? Şimdi böyle bir şey getirdiğinde ben hemen acaba bitmişi nerede, nasıl bir şey olacak diye. Yok, bunun bitmişini getirmedim. Hadi yapalım. Burasıydı. Bakalım. Bak şimdi. Bir paket milföy hamuru. Evet. Şimdi bunun arasına sosis saracağım ama mesela beyaz peynirdir. Peki. Çedar da koyabilirsiniz. Yani şarküteri istemiyorum derseniz evde hazırlayabileceğiniz ne bileyim patates. Hı hı. Patatesli yapabilirsiniz bu orta kısmını. Bunu böyle, dur bir dakika bir dakika bir dakika, seninle konuşurken bir şey unuttum. Hayır unutmadım, asıl şeklini unuttum. Gel bak şimdi. Uçlarını saltım böyle çatalla. Püskül püskül. Evet ezdim. Aa, çok güzel. Kokteyl sosis, bir yumurta, lor peyniri, maydanoz, bir kutu krema, 3 patates, tuz, karabiber. Oo, patates falan nereye gidecek? Patatesi bunu? De başka bir model yapınca koyacağım. Yapalım. Model evet. Model bizde bugün. Model böyle model gidiyor. Milföy gülleri. Şimdi bunların ucunu şöyle bak. Daha çok toparladım. Ben bunu evde yaparken Öyküm diyor ki bazen sabahleyin erkenden yapıyorum kahvaltıyı falan. Diyor ki anne afyonun patlamadan nereden aklına geliyor? Gerçekten. Benim afyonum patlamamışken o milföy yapalım. Onun aklı zaten hep burada ki. Yani. Evet. Gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Mutfak var ya gerçekten bir terapidir evet. Aslında. Atıyorsun kendini evet. Mutfağa. Onu bir kere fark edince ne yaptığınızın çok evet. Önemi yok. Şimdi. Evet. Oh. Harika, sardık. Wow, sardım. Çok güzel. Ortadan ikiye böldüm. Ay, buradan müthiş. Şunu yapıştırdım. Buradan da bunu yapıştırdım. Bak şimdi. Ha, tam milföy gülleri. Evet. Buyurun efendim. Güllerin şimdi ismine yakışmadı sosis. Mı? Harika. Güllerin içinden canım. Şimdi isterseniz, üşenmezseniz bir yaprağı yumurta sürün, bir yaprağı sürmeyin. Bir yaprağı yumurta sürün, bir yaprağı sürmeyin. Sanat eseri yaptı, inanamıyorum. Çok cici oldu değil mi? Abla. Cici kelimesi az. Müthiş. Bravo. Aa, bir alkış geliyor. Alkış geliyor. Gerçekten. Harika. Şimdi işte çatalla ezince numarası buydu. Onu unuttum o. Ben. Nereye bağlayacaksın diye merak ediyordum açıkçası. Çok güzel. Şimdi bir başka türlüsünü şimdi gösteriyoruz. Şimdi bu aslında çok basit. Hep bildiğiniz bir şey. Hı-hı. Hemen birkaç tane milföy koyayım. O milföyleri dolaptan çıkarıp kaç dakikada bu hale getiriyoruz? Yani herhalde bir 20 dakika falan dışarıda tamam. Kaldı bu vaziyette. Hı-hı. Şimdi senden bir şey rica edeceğim. Bunda şekli önemli ama bundaki iç malzemesi wow. Yani normalde börek yaparken de bunu kullanabilirsiniz. Çünkü krema var, peynir evet. Var, patates var. Şimdi birazcık ezeyim mi onları? Beyaz peynir koyuyorum ama ezersen çok sevinirim. Hı-hı. Yoksa küçük küçük keseyim. Birazcık yok çatalla ez gitsin. Hı-hı. Biraz da patates koyayım sana şöyle. Maydanoz, dereotu, evet. Ne bileyim taze soğan. Şimdi ben burada bir iki malzeme söylüyorum ya da yapıyorum ama hep söylediğim şey dolapta biraz ne varsa'dan yola çıkıyorum. Hı-hı.
iç malzemesi olarak. Bir de tabii ne sevdiğinle alakalı. Ay, hiç patates sevmiyorum dersen kıymalı da yap. Karabiber tuzla lezzetlendirdim. Şimdi... Bak işte numarası Allah, bu. Numaraya bakın. Numarası bu. Biraz krema. Biraz krema. Bundan evet. Yiyeceğim. Gerçekten yemek istiyorum lütfen. Değil mi? Sonra yeni yıla ince girelim. Yeni yılda kendimize iyi bakalım. Yani Ebru senin de bir söylediğini tutmuyor. Olmaz böyle. Ama bir şey söyleyeceğim. Senin yine her zaman söylediğin bir şey var. Yani tadımlık. Tadına kararında. Bakıp. Evet kararında. Hani yerken çok affedersiniz cacığını çıkartmazsanız. Aynen yani 5 tane değil yemeyeyim tabii. Tabii. Bir tane. 3 tane yiyeyim. Yok, hayır. Bak ben bunu yerim Meltem'le. Lokmalık. Ama akşam yemeğimi hafif geçiririm. Tabii. Bir çorba içerim, bir tarhana içerim, bir kabak çorbası içerim. O kadar. Sabah da kalktığımda vaktim varsa bir yarım saat, 20 dakika yürürüm. Tamamdır. Bitti. Kendimle hesaplaşmış olurum ben. Kesinlikle. Yani aslında aldığın enerjiyle, aldığın kaloriyle, harcamış olduğun enerjiyle bu işi dengelemek bu önemli olan değil mi? Hayata dengelenebilir şeyler var, bir de dengelenemeyenler evet, var. Maalesef. Onlar vicdanla, ruhla, kalple bağlantılı olan kesinlikle. Şeyler mesela. Onun için ne yaparsan yap o dengeyi kuramazsın. Herkese denge dolu bir yaşam dilemek aslında burada. Kesinlikle öyle. Mantıklı. Şimdi nereden aklıma geldiyse bu. Benim de mesela kendi bedelimi ödüyorum dedim ya yerken. Benim de çok sevdiğim sözlerden bir tanesi şudur. Aslında insan gerçekten kalbini dinleyerek hareket etse vicdan gerçekten sonsuza kadar insanı takip eden kesinlikle. Bir şey. Vicdan bir sonsuz söz. Takiptir sözünü çok severim. Çünkü kendi kendinize kaldığınızda aslında bir haksızlık ettiğinizde onu biliyorsunuz. Yaptığınızı biliyorsunuz. Ve iyi bir insansanız geri dönüyorsunuz. Maalesef ki inşallah herkes iyi insan olsun. İyi olmak İyisiniz. Çok önemli. Evet. Unutma Azizim demiş bir kitap okuyorum. Gerçekten çok güzel bir arkadaşım paylaşmış benimle. Yeri geldiğinde kuşlar bile filleri yener. Değil mi? O kadar. İnanmak ve iyi olmak her şartta çok önemlidir. Şimdi bak böyle yaptım. Bak. Sabah sonra sabah. Sonra bunu yaptım. Mantı yaptım. Şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Mustafa bitti deme daha yapacağım. Bak tamam. Şimdi... Ortasına bir tane patates koyuyorum. Allah. Meltem ablanın inciler. Bu sabah coşarak uyanmış. Kızı evet, burada ya şimdi. Öyküm gitmedi. Ay gidecek ama çok üzülüyorum gidecek diye. Allah tabii başka türlü ayrılıklar Amin. Vermesin. Ama tabii herkes yaşadığı ve mutlu olduğu yere. Aynen. O güzel mi? Nasıl güzel olmasın? Doktorlarımız geldi şu an stüdyoda bekliyorlar efendim. Size de ikram edebilir miyim lütfen? Mümkün mü? Hoş geldiniz. Böyle bir lezzet yok. Süper. Yok. Şimdi. Herkesin hemen. Derdi kendine. Çok haklısın. Sen ona üzülürsün. Ben başka bir şeye üzülürüm. Aman evet. O dert mi dersin? Yok. Dert denen şey ya da üzüntü insanı mutsuz eden duygu o anda neyse o kişiye özel. Kesinlikle. Onun için herkesin. Ama Allah büyük dertler vermesin. Allah hastalık Allah vermesin. Sağlık versin. Evet, en Allah önemlisi Allah o. Sağlık versin. Biz buradan nereye bağladık? Cuma günü Caner Taslaman Bey'i de çağırsak değil mi? Birazcık neyin konuşalım ya? Bu manevi duyguları da birazcık hatırlamak, her zaman aklında tutmak ve bunlar üzerinden de biraz insanı sorgulamak lazım. Evet, kesinlikle. Yani şükrün çok önemli bir şey olduğuna inanıyorum. Evet. Ama hepimiz nefsimize yenilip ne kadar şükretsek de bazen olmayacak şeyler istiyoruz. Ve bazen yapıyoruz. Derdin en büyük bizim derdimiz olduğunu bizim zannediyoruz. Evet. Ama her zaman söylüyorum sağlık. En önemlisi de geçer. Hepsi evet, dersler kesinlikle. Vererek öyle ya da böyle geçer. Geçer. Harika aşkım seni güllerinle. Evet bunları böyle şimdi bütün etrafına dolayacağım. Sen yap biz yiyeceğiz çünkü evet. Doktorlarımız ve geldi. En dibine bak şu kısmına da evet. Hemen şunu söyleyeyim. Bak. Bu hazırladığım içi yayacağım. Piştiğinde muhteşem olur. Öyküm tabii gider kıza kilo aldıracaksın. Evet o da onu söylüyor. Efendim kendine iyi bak devam ediyor. Ellerine sağlık Meltem ablacığım. Senin de bir tanem. Hangi durumlarda implant uygulanabilir? İmplantın avantajları nelerdir? All-on-4 implant nedir? All-on-4 implant nasıl uygulanır? Diş hekimi İsmail Güleç anlatıyor. Diş eksikliğinin olduğu bölgeye çene kemiğinde titanyum esaslı bir vida yerleştiriliyor ve onun üzerine de porselen kaplamalar yerleştirilerek eksiklik giderilmiş oluyor. Şimdi kendine iyi bak da. Evet yeni yıl sloganımız olabilir. İyi görünmek için asla geç değildir. Nereden başlarsanız başlayın bir yerden iyi görünmeye başlarsınız. Çok güzel.
Efendim evet. Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Diş hekimimiz İsmail Güleç efendim, konuğumuz. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler de iyisiniz. Biz iyiyiz, biraz faranjit var dediniz, geçmiş evet, olsun. Evet, evet, teşekkür ediyorum. Bu dönem hastalıklar arttı biraz. Evet, kış gelmesi, bir de biraz da meslek hastalığı bendeki. Hastalarımıza detaylı bilgiler vermek için biraz konuşunca ondan dolayı da faranjit oluyorum. Evet, o da mutlaka. Bir de çok yakın tabii temasla çalışıyorsunuz evet, değil evet, mi? Evet. Hastalıklara da açıksınız evet. Bir anlamda. Biraz öyle. Sağlık çalışanları zaten hastalıklara yakalanma konusunda biraz daha şanssızdır bu konuda. Ya da daha çok bağışıklığınız kuvvetli, o da tartışılır bence de. Peki İsmail Bey, hoş geldiniz. Diyorsunuz ki asla iyi görünmek için geç değildir. Evet. Sağlıklı dişlerin iyi görünümü etkilediği bir kesin artık evet. Bunu herkes biliyor. Bir gülüş evet. Değil mi? Bir evet, çok şeye evet. Bedeldir. Evet. O dişlerin güzelliği çıksın ortaya. Peki. Hı-hı. Bu durumda hemen diş özelliklerine gidiyoruz. Önümde evet. Görüyorum. Bunlar ne için geldi? Evet, implant için diş eksikliklerinde uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Hı-hı. İmplant tedavisi. Onunla alakalı detaylı bilgi vermek istiyorum. İmplant bu mu? Evet, bu tam dişsiz vakalarda uyguladığımız bir tedavi evet. Yöntemi. Şu çene kemiği. Yani evet, ne kadar evet. Başarılı bir şey bu evet. Protez. Evet, evet. Ne diyorsunuz buna, doğru mu söylüyorsunuz? Alt çenede şöyle evet. Alt çenenin birebir taklidinin yapılmış hali. Mandibula. Ve buraya iki tane... İmplant yapılarak onun üzerinde de hastalarımızın rahat kullanabilmesi için bir protez yapılıyor. Evet. Hassas bağlantılı bol ataçmanlı dediğimiz bir protez yapılıyor. Peki efendim, bu implant nedir tam olarak? Evet, implant tedavisi esasında diş eksikliklerinde uygulanan, eksikliği gidermek için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Diş eksikliğinin olduğu bölgeye çene kemiğinde titanyum esaslı bir vida yerleştiriliyor ve onun üzerine de porselen kaplamalar yerleştirilerek eksiklik giderilmiş oluyor. Evet, bu şekilde internal ve eksternal vida yapıları vardır implantların. Öyle mi gerçekten konuluyor, yerleştiriliyor? Bu üzerindeki parça bizim ölçü parçası dediğimiz, ölçü post dediğimiz vidalanabiliyor. İçeride bir vida yapısı vardır. İmplant da titanyumdan yapılmış bir vidadır ve çene kemiği içerisine yerleştiriliyor. Onun üzerine içerisindeki vidaya evet bu şekilde görüldüğü gibi yerleştiriyor. Üzerinde görünen parça yani tam şu olarak tabii böyle ölçü postu. Tabii onu çıkartıyoruz. Buradaki modelde de hastalarımız sabit bir çalışmanın örneğini görebilirler. Bakın diş eksikliğinin olduğu bölgeye evet. Bu şekilde bir implant yerleştirilmiş. Şurası. Ve, evet evet ve üzerine sabit porselen kaplaması yapılmış. Evet. Açabilir miyiz şu tabii çeneyi? Ki tabii tabii açabiliriz. Şöyle yakından gösterirsem şu implantlı yapılmış bir diş. Evet. Evet efendim, bunun yolculuğunu bir konuşabilir miyiz acaba? Evet, öncesinde şöyle diş eksikliklerini gidermek için yandaki dişlerden bir miktar aşındırılıp kron köprü yöntemleri yani kaplamalar yapılıyordu. Porselen kaplamalar. Tabii bu yandaki dişlerden kesim yapıldığı için bir miktar o dişlerde aşındırmalar oluyordu. Kaplama takıldıktan sonra ilerleyen zamanda porselenin altındaki dişte çürümeler olabiliyordu. Ondan sonra diş etine baskı yaptığı için diş eti iltihapları olabiliyor. Veya gıda birikimlerinden dolayı da ağız kokusuna neden olabiliyordu. Kron köprü yöntemleri. Tabii. İmplantın en büyük zaten avantajı diğer dişlere dokunmadan eksikliğin olduğu bölgeye direkt bu modelde de gözüktüğü bir implantı takıyoruz. Ve üzerine porselen kaplama takılarak eksikliği gidermiş oluyoruz. Dolayısıyla hastamızın eksiklikten dolayı çiğneme fonksiyonu, konuşma, estetik problemlerini tamamen ortadan kaldırmış oluyoruz. Evet. Mesela diyelim ki beyefendinin dişi burada çekilmiş, eksik. Bu diş kaybının eğer yapılmazsa yerine bir implant nasıl bir zararı var? Şöyle güzel bir soru. Başta insan vücuduna diş eksikliğinin çok büyük zararları var. Bakın çiğneme fonksiyonu, burada yaptığımız bu güzel yemekleri öğütebilmemiz, rahat bir şekilde yiyebilmemiz için tabii ki diş eksikliğini gidermemiz lazım. Evet. Çiğneme fonksiyonu tam yapılmadığı zaman, gıdalar tam öğütülmediği zaman... Hastamızın tabii insanların midesinde daha fazla asit salgılanıp o gıdayı öğütmek için mide daha fazla asit salgılıyor. Çünkü tam parçalanmamış bir durumda. Dolayısıyla mide problemleri başlıyor. Evet. Ondan sonra bağırsaklara tam sindirim sağlanacak. Orada da yine tam öğütülmediği için daha fazla enzim salgılanıyor ve o da ciddi manada gaza neden oluyor. Evet. Bu da bütün vücut fonksiyonlarını alt üst ediyor. Diş eksikliği basit gibi gözüküyor ama inanılmaz önemli bir konu. Eksikliği bir an önce gidermek gerekiyor. Gidermek lazım. Bu implant bu şekilde takılabiliyor. Evet. Şimdi herkese her vakada implant kullanılabiliyor mu? Tabii ki. İmplant bütün yani 18 yaşından itibaren erişkin vakalarda yaş sınırı yok. Bütün vakalarda yapılabilir. Hastalarımızı en çok sordu. Kalp hastasıyım, şekerim var, tansiyonum var, implant yapılabilir mi diye çok sordukları sorulardan.
Hastalarımızın sistemik hastalıkları kontrol altında ve tedaviyi yapan doktorun direktiflerine uygun bir şekilde uygun hareket ediyorlarsa hiçbir problem yok. Yani şekeri kontrol altında ise, tabletini veya insülin kullanıyorsa, bunları düzgün bir şekilde kullanıyorsa herhangi bir sorun problem yok. Hatta bu tür hastalarda implant yapılmasının faydası var. Şöyle, mesela şeker hastaları, yani sindirimi tam başarılı güzel bir şekilde yapacak ki vücut sağlığı daha iyi bir şekilde devam edebilsin. Diğer hastalıklarda da aynı şekilde herhangi bir sorun problem yaşamadan gönül rahatlığıyla yaptırabilirler. İmplant yerleştirilirken peki, yani şu noktaya gelirken bir acı hissediyor muyuz efendim? Evet, hastalarımızı yine çok sordukları mesela ve tedirgin oldukları. Mesela benim korku noktam ve tedirgin olduğum nokta bu kemiğe bunun gelmesiyle ilgili düşünceki sizden defayen dinledim. Acıyor mu gerçekten? Hiçbir şekilde acımıyor. Kendinize yaptırdınız mı? Hayır, ihtiyacım yok. Olsa yaptırır mısınız? Tabii ki yaptırırım. Değil mi? Kendi eşime mesela, buradan kendisine de sevgilerimi iletiyorum. Yaptınız mı sevgiler eşime? Evet, evet. Kendisine 3 tane implant var. Mesela kendi... Siz mi yaptınız? Evet, ben yaptım. Bu konuda uzman olduğum için de. Bravo. Teşekkür ederim. Şöyle... Kişinin kendi yakınlarına böyle faydasını bir müdahale dokunması bulunması inanılmaz güzel. Bizim gerçekten. Mesela Hayati Akbaş'ta kendi oğlunun burnunu estetik yapmıştı. Nasıl yaptığını vazgeçirmek için defalarca söylemiş ki işi bu. Evet, efendim, buyurunuz. Yani şöyle, implantla alakalı hastalarımız şu an korkmadan, hiç endişe duymadan tedaviye rahatlıkla gelebilirler. Lokal anestezi altında yapılıyor. İsterlerse genel anestezi altında, yani tamamen hastalarımızı uyutup hiçbir şekilde hiçbir şey hissetmeden, yani böyle bir uyku konforuyla çok rahat bir şekilde tedavi yapıyor. Hatta şunu söyleyeceğim. Tedaviler arasında, diş hekimindeki tedaviler arasında en kolayı implant tedavisi diyebilirim. Gerçekten de. Çok samimiyetle söylüyorum. Ses falan duymuyorsunuz. O dolguda makinenin, çıkan ses. Aynen. Yaklaşık ortalama bir implantın yerleştirmesi hemen hemen, yani anestezisi ve akabinde implantı yerleştirmesi maksimum 10 dakika içerisinde işlem bitiyor. Kalkıp yürüyüp gidiyorsunuz. Tabii ki, tabii. Dinlenmesi ki, tabii. Lazım mı? Hastamızı tabii şöyle, işlem sonrasında belli ilaçlar veriyoruz kendisine. Ağrı kesiciler, antibiyotikler ve reçetesini hazırlıyoruz. Ve soğuk kompres, buz uygulamasını tavsiye ediyoruz. Onu da biz kendimize veriyoruz zaten. Ve akabinde hastamızı evine uğurluyoruz. Peki bu kemik yapısı her implantı kabul eder mi? Daha doğrusu her kemik implantı uyum sağlar mı? Evet. Bununla alakalı da yine... Şimdi güncel hayatta yaşadığımız sorunlara dair günden güne Ar-Ge çalışmalarıyla güzel çözümler üretiliyor. Biraz sonra da Alonfor'la alakalı zaten bilgiler vereceğim. Kemik erimesinin olduğu vakalarda da implant şu an çok rahat uygulanabiliyor. Bununla alakalı ya kemiği oradaki bölgeyi güçlendiriyoruz veya farklı teknikler uygulanarak hastalarımıza sabit diş ve rahat çiğneyebilecek diye bir diş yapabiliyoruz. Her şekilde yapıyorum tabii o implantı ki, diyorsunuz doktor bey, harika. All-on-4 implant nedir? Evet, All-on-4 tekniği aslında bir implant tedavisinin sistematik olarak geliştirilmiş bir tekniğin ismidir. Şöyle ki arka bölgelerde mesela üst çenede maksiller sinüs dediğimiz boşluklar vardır. Üst çenedeki maksiller sinüsteki boşluklar ve alt çenede de arka bölgede geçen bir sinir mandibular kanal dediğimiz bir sinir var. Şimdi o bölgelerde ciddi manada rezorpsiyonlar oluyor. Erimeler oluyor. Üst çenede de yine maksiller sinüse ciddi manada sarkmalar olur. Ve o bölgede implant yapmaya elverişli olmayan sahalar tabii ki oluyor. Dolayısıyla kemiğin en iyi olduğu bölgeye, yani ön bölgede en iyi olduğu bölgeyi kullanarak ortalama 4 tane veya 6 tane implant yapılarak uygulanan tekniğin ismidir. All-on-4 tekniği. 4 tane veya 6 tane. All-on-4 dediğimiz zaten 4 tane. All-on-6 dediğimizde 6 tane yapılıyor. Dolayısıyla bu ön bölgedeki kemiği güzel bir şekilde maksimum verimle kullanarak oraya daha uzun ve daha kalın implantlar uygulanıyor. Kemiğin iyi olduğu bölgeye. Çok güzel. Dolayısıyla... Ha, implantın da boyutları var. Daha tabii kalın, ki, daha ince tabii implantlar. Tabii ki. Kemik yapısı mesela diyelim ki ince. Oraya daha ince... Veya kısa, aşağıda mesela anatomik bir landmark dediğimiz, mesela sinir var veya bir damar geçiyor veya sinüs var. Oraya göre uygun, biz tabii bunu hastalarımızdan aldığımız röntgende orada koordinatları belirliyoruz. Hastalarımıza ameliyatta o koordinatlara göre zaten işlem yapıyoruz. Yani ameliyat öncesinde iyi bir çalışma istiyor zaten. Çok ciddiyet isteyen bir iş. Bu sistemin sağladığı en büyük avantaj nedir? Süreden...
Evet. Birkaç defa koltuğa oturmaktan kurtarıyor. Tabii ki, tabii. O kadar güzel avantajları var ki şöyle. Mesela üst çenede maksiller sinüsün sarttığı vakalarda hastalara bizim kemik grafti dediğimiz, kemiği güçlendirmek için, yani halk arasında kemik tuzu diye bilinir halkımız. Kemik grafti uygulanacak. Başka bir maddeden mi? Evet, kemik graftleri tabii insan kaynaklı olanlar var. Genelde hayvan kaynaklı veya sentetik üretenler var veya otojen, hastanın kendi kemiği, mesela kalçadan veya çene kemiğinden alıp onu da kullanabiliyoruz, otojen graft. Şöyle, arka bölgede mesela sinüste sarkma var. Biz oraya öncelikle kemik grafti uygulayacağız. 6 ay bekleyeceğiz. 6 ay sonrasında implant uygulayacağız. 3 ay bekleyeceğiz. Sonra kaplamasını yapacağız. Dolayısıyla hem operasyon sayısı artıyor. Tabii. Hem süre hem maliyet artıyor. Hastayı da defalarca oper etmen gerekiyor. Konforsuz bir yaşam aynı evet, zamanda. Olonfo ise şöyle, kemiğin en iyi olduğu bölgede oradaki kemiği maksimum kullanıyorsun. Mesela kullanılan implant daha uzun implantlar oluyor. Ortalama 12-12,5 veya 14 milime kadar implantlar. Ön bölgede de birer tane, yani ikişer tane. Dolayısıyla 4 tane implant yapılıyor. Tek seansta kemik tozuna ihtiyaç olmadan grafte. Ondan sonra sinüs riskine girmiyorsun. Hastayı ikinci, üçüncü defa ameliyata almıyorsun. Hatta Olonfor'u uygulayıp, bu 4 implantı uygulayıp üzerine geçici dişi de hemen takabiliyoruz. Tabii, o çok güzel. Aynı anda. Evet. Yani hastalar bu anlamda müthiş bir konfor ve rahatlık hissediyorlar. Yani bir anda dişsizken dişini kullanmaya başlıyorlar. İnanılmaz konforlu ve rahat oluyor. Çok güzel. Ne kadar güzel anlattınız. Evet. Peki bu Olonfor implantın tabii kişiye göre uygun. Mesela iki diş yaptırmak istiyorum ben. Onu da aynı anda yapmam lazım diyorsun. Ya da bir kişinin 10 dişe ihtiyacı var. Hı-hı, evet. Yine hepsini aynı anda mı yapılmasını öngörüyorsun? Şöyle, yine bu tabii vakanın durumuna göre değişiyor. Şöyle, mesela farklı bölgelerde sağ tarafta ve sol üst tarafta implant yapılacak. Peki. Bu ayrı ayrı bölgeleri tek tek yapabiliriz. Bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Alt çene mi ya da üst çene mi daha zordur ya da daha risklidir diye sorsam. Var mıdır hemen bir farkı? Hemen ikisinin de birbirine göre avantaj ve dezavantajları var. Şöyle, alt çene daha serttir. İyileşme süresi biraz daha kısa olur bu arada. Evet. Çünkü oradaki kemiğin yapısı biraz daha sert olduğundan dolayı kemik kaynaması biraz daha hızlı oluyor. Peki. Üst çenede de sinüsle. Tabii alt çenede mesela sinir, damar, tabii, bir damar sinir paketi geçiyor mandibular kanalı içerisinde. Orada mesela çökme oluyor. Orası biraz daha riskli tabii bir bölge. İmplantın kemik içerisine yerleştirildikten sonra vücut kendi dokusu gibi adeta kabul ediyor. Senyumun böyle bir özelliği var. Vücutta, yani doğada daha doğrusu, vücuda doku dostu en iyi materyal zirkonyumdur. Hmm. Birinci. Ondan sonra da titanyum geliyor. Evet. Titanyum, yani vücuda yerleştirildiği zaman vücut kendi dokusu gibi kabul ediyor. Bunların malzemesi nedir peki? Titanyum. Titanyum. Ve geliştirilmiş titanyum. Grade 4 dediğimiz, yani 4. seviyeye kadar geliştirilmiş. Biz onu uyguluyoruz. Diş hekimliğinin haricinde aynı zamanda bakın ortopedide, beyin cerrahisinde çok fazla miktarda uygulanıyor. Mesela kemik kırıklarında, kazalarda mesela kemikleri fikse etmek için, bağlamak için titanyumlar uygulanıyor. Aynısı burada da uygulanıyor. Yani şöyle, bir de halk arasında mesela böyle bir şey var, çok sorulan. İmplant kanser yapar mı? Kötü bir hastalığa sebep olur mu diye hastalarımız çok soruyor. Evet. Bu konuda müsterih olsunlar. Hiçbir şekilde böyle bir problem, böyle bir sorunla karşılaşmazlar. İmplant kesinlikle kansere neden olmaz. Bunu gönül rahatlığıyla tedavilerini yaptırabilirler. Dediğim gibi tekrar, diş hekimliğinde belki yaklaşık 60-70 yıldır uygulanıyor. Beyin cerrahisinde ve ortopedide daha uzun yıllar ve çok daha fazla miktarda yapılıyor. Aynı materyal. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla uygulayabilirler. İmplantın başarısıyla alakalı da yine size biraz bilgi vermek istiyorum. Şöyle, üniversitelerde yapılan çalışmalar, belli markalar üzerinde tabii, çalışmalar yapılıyor. Nitekim dışarıdan bir materyali çene kemiği içerisine tabii yerleştiriyoruz ve orada bir yeniden diş inşa ediyorsun. Evet. Ve vücut bunu kendi dokusu gibi tabii tutuyor. Bu çok büyük bir başarı oranı. Çok büyük bir başarı. Hastalarımız güzel, yani o konuda gönül rahatlığıyla implant tedavisini yaptırabilirler. Evet efendim, çok güzel anlattınız. İçimiz rahat etti. Ben her geçen gün biraz daha yaklaşıyorum. İhtiyacım evet olduğunda yaptıracağım. Bekleriz. Diş hekimi İsmail Güreç bizlerleydi. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun efendim. Çok çok mersi ve kendine iyi bak. Mutlulukla devam ediyor. Bir kişi kendisinin obezite açısından değerlendirmesini nasıl yapabilir? Obezitenin gelişmemesi için kişiler nelere dikkat etmeli? Obezite tedavisinde kullanılan uygulamalar neler? İç hastalıkları uzmanı Doktor Osman Arıkan anlatıyor. Vücutta birikim yaptığı bölgelerde
estetik olarak bozulmayı sağladığı gibi ondan daha öncesinde de metabolik bozulmalara yol açıyor. Şimdi kendine iyi bak'ta. Uzman Doktor Osman Arıkan, iç hastalıkları uzmanımız bizlerle efendim. Hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş bulduk, çok sağ olun. Sizler de iyisiniz umarım. Biz de çok iyiyiz efendim. Sizden bilgileri almak için sabırsızlanıyoruz. Konumuz obezite. Hay hay. Obezite deyince neden toplum olarak obeziteyle ilgileniyoruz son zamanlarda? Çok duyduğumuz için mi? Bizi niye ilgilendiriyor sizce? Şimdi efendim sadece biz toplum olarak biz değil, dünya ilgileniyor. Dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biri. Bizim de maalesef ki sorunumuz. Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde obezitenin sıklığı gün geçtikçe artıyor ve artmaya devam ediyor. Bizim gibi ülkelerde de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de en yoğun görülen sağlık sorunlarının başında geliyor. Hı hı. Ve hatta bizi biraz daha fazla ilgilendiriyor. Çünkü 2018 verilerine göre Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımlamış olduğu bilgilere göre obezitenin artış skalasında, sıralamasında dünya şampiyonu olduk. Dünyada en fazla obezitenin arttığı ülke durumundayız. Türkiye, evet, inanılır gibi değil. Mesela maalesef. Bu programı biz 4 yıldır böyle bir yayın yapıyoruz kendine, evet. İyi bak diye. Obeziteden, evet, ilk bahsettiğimiz dönemlerde, evet, Türkiye'de yavaş yavaş fazla obezite oranı görüyoruz gibi bir şeyler konuşuyorduk. Ama bu oran kesinlikle birinciliğe doğru gitmiyordu. Biz birinci olduk artık. İnanılır gibi değil. Neden hocam? Ya bu konuda da şampiyonluğu ele almış durumdayız. Ve dünyada artış hızında birinciyiz. Elbette. Ama obezitenin görülme sıklığı açısından dünya beşincisiyiz. Dünya ama birinci galiba Amerika. Amerika yok. Amerika'da birinci değil ama Amerika'da ön sıralarda. Cook Adaları diye bir işte bölge var. Evet. Obezite efendim sıklığı %85'lerde. Enteresan. Neyle besleniyor adada, o adada acaba? Adada yaşayan herkes neredeyse obez. Birbirlerini yani göre. Yani pek fazla fizik aktivasyonları da yok. Çok sürekli enteresan. Herhalde yiyorlar, içiyorlar. Bakım almışlar kendilerine. Bakın, ama zarar veriyorlar. Çok büyük. Ben şöyle düşünüyorum. Her ne kadar Afrika ülkeleri ve gelişmemiş ülkelerde sosyo-kültürel ekonomik yapısı geri ülkelerde kaşeklik tablo ve beslenme yetersizliği büyük bir sağlık sorunu ama obezite de en az o kadar sağlık sorunu. Çünkü obezitenin neticede sonucunda oluşan hastalıklardan morbidite yani ve mortalite riski çok daha fazla. Çok daha fazla. İnsanlar bu yüzden çok daha fazla hayatlarını kaybediyorlar. Kesinlikle. Obezite nedir efendim? İşte orada sorduğunuz sorunun ikinci bölümünde. Evet. Obezite ihtiyacımız olandan daha fazla kalori almamız neticesinde vücutta yağ dokusunun birikimiyle ortaya çıkan sağlığımızı bozan bir tablodur. Hı hı. Yani biz değil bütün canlılar ana rahmine düştüğünden itibaren ömrünün sonuna kadar enerji almak zorundayız. Tabii. Besleniyoruz. Besleniyoruz. Yani bu beslenme esnasında da bir denge var. O dengeyi bozarsak harcadığımızdan daha fazla ihtiyacımızdan daha fazla kaloriyi alırsak vücut onu depo ediyor. Hmm. Ve depo ettiği noktada adipoz stoku dediğimiz yağ dokusu birikimi şeklinde depo ediyor. Fakat bu bizim için iyi bir şey değil. Vücuda zarar veriyor. Bir ünlü bilim adamı olan Barak Lüs'ün efendim bir sözü aklıma geliyor. İhtiyaçtan fazla alınan her şey toksindir diyor. Doğru. Ne kadar güzel. Yani su bile, evet, daha fazla ihtiyacımızdan fazla alıyorsak zarar veriyor. Çok doğru. Havayı bile fazla alıyorsak zarar veriyor. Gıdayı da fazla aldığımızda bize zarar veriyor. Peki bir kişi kendisinin obezite açısından değerlendirmesini nasıl yapar? Obezitenin gelişmemesi için biz kendimize nasıl dikkat etmeliyiz? Mesela yani karın bölgemizde bir kalınlaşma, yağlanma görüyoruz. Ay vah, obeziteye doğru mu gidiyorum? Sinyali ne noktadadır? Evet. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi az önce de ifade ettiğim gibi vücuda zarar veren ve yaşamı aksatan fazladan yağ dokusu birikimini obezite olarak tarif etmişti. İşte o vücutta birikim yaptığı bölgelerde estetik olarak bozulmayı sağladığı gibi ondan daha öncesinde de metabolik bozulmalara yol açıyor. Hmm. İşte özellikle göbek çevresinde artış
bayanlarda daha çok ön planda basen çevresi artışıyla birlikte adipoz tokunun birikmiş olduğu bu bölgeler ve bu yağ dokusu, yağ yastıkçıkları metabolizmanın dengesini bozuyor. Orada tabii bir standartizasyon getirmek gerekiyor. Dünyada bütün ülkelerin ve bilim dünyasının kabul edeceği bir standart olması gerekiyor. Biz de ona o standarda body mass endeksi diyoruz. Hmm. Yani vücut kitle indeksi olarak bunu nitelendiriyoruz. Hmm. Bir kişinin vücut kitle indeksi çok kolay bir yöntemle hesaplanabilir. Bu hesapladığımız yöntemde işte endeksimiz var. İşte kilogramın, kişinin kilogramının boy karesine bölünmesiyle endeksi buluyoruz. Burada tabii 18'in altında endeksi 18'in altında olan herkes hesaplayabilir bunu. Tabii. Bu programda mesela şu anda izleyenler bile kendi endekslerini hesaplayabilirler. Evet. Bu kilonuzu endeks, boyunuza bölüyorsunuz. Kilomuzu boy kare. Boy kareye bölüyoruz, evet. Diyelim ki işte 80 kilogram bölü kişinin boyu 1.70. Metre cinsinden 1.7'nin karesi. Tabii ki. İşte bunu hesapladığımızda 18'in altında ise o kişi zayıf kabul ediyoruz. Zayıf, peki. 18 ila 25 arasında ise sağlıklı bir kiloda kabul ediyoruz. 25 ila 30 arasında kalıyorsa kilo fazlalığı olarak değerlendiriyoruz. Riskli bölge. Evet, riskli bölge. Obeziteye gidiş kabul ediyoruz. Buradayken dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrar sağlıklı pozisyona dönmemiz lazım. Orada biraz çeki düzen vermemiz gerekiyor. 30'un üzerinde ise artık obezite kabul ediyoruz. 35'in üzerinde ise ileri obezite kabul ediyoruz. Ve 40'ın üzerinde ise morbid obez kabul ediyoruz. Ve çok ciddi sağlık sorunlarının için zemin bir durum. Ama zaten görüntü de kendini herhalde o noktada değil mi? 25-30 arası bile kişinin bir kilolu olduğunu görebiliyoruz. Yani 25-30 arasındayken bile fazla kiloyu insan kendi de fark edebilir. Özellikle 30'lara yaklaştıktan sonra, 30'u geçtikten sonra. Zaten obez olmuş oluyorsunuz. Zaten obez sınırlara girmiş oluyorsunuz. Peki diğer hastalıklarla ilişkisi var mıdır? Şayet varsa bunlarla ilgili bir bilgiyi alabilir miyiz sizden? Obezitenin tanımına yine gelmek istiyorum. Yaşama ve sağlığına zararlı yağ dokusu birikimi demiştik. Yani kişinin sağlığına zarar veriyor yağ dokusunun birikimi. Ki bunlar adipoz dokunun işte salınımı bu dokulardan salınan adipokininler, adipoz dokunun salınımları özellikle mesela TNF-alfa diyoruz biz tıbbi dilde işte. Evet. İnterlökin 6 gibi, lipoprotein lipaz gibi salınımlar ortaya çıkıyor. Yani vücuda zarar verebilecek, enflamasyonu artıracak vücutta veya çalışan mekanizmaları olumsuz etki yapacak salınımlar ortaya çıkıyor. Bunlar kardiyovasküler sistemin rahatsızlıklarına, metabolik dengelerin bozulmasına, zaten insülin, şeker mutlaka. İşte mesela ben söylemeden siz ifade ettiniz ne kadar güzel. Yani pankreastaki insülin salınımının azaltımına ve salınmış olan insülinin de dokulara olan etkinliğinin azaltılmasına yol açıyor ki bunun sonucunda diyabet ortaya çıkıyor. Peki hocam kilo vermek tek çözüm müdür? Bunun tedavisi bu mudur? Kilo vermek obeziteden kurtulmak anlamında çözümdür tabii. Evet ama kilo vererek kurtululmuyor obeziteden. Kalıcı olması açısından kişinin dikkat etmesi gerekir. Yaşamına dikkat etmesi gerekir. Diyetine dikkat etmesi gerekir. Spor yapmayan bir toplum olarak spora teşvik yapmamız lazım aslında. Kişisel olarak da toplum olarak da spora yaklaşımımızı daha bir hassasiyetle düzenlememiz gerektiğini düşünüyorum. Peki hocam sizin tedavi protokolünüzde, sizin kliniğinizde yaklaşımınız nedir? Direkt ameliyat mıdır? Önce sağlıklı yaşam mıdır? Hayır. Yani biz ileri obez vakaları cerrahiye gönderiyoruz. Ben aynı zamanda obezite kliniği yapan bir tabii hekim olarak öncelikle yaşam tarzı düzenlemeleri yeterli gelmiyor ise yaşam tarzı düzenlemeleri derken diyet düzenlemeleri, kişinin ihtiyacı olan kaloriyi hesaplayarak o kaloriyi vermek şeklinde ve kişinin kalorisini kısıtlayarak da mevcut fazla kiloları giderme yoluna gidiyoruz. Bu anlamda diyet düzenlemeleri çok önemli. Artı fizik aktivasyonunu artırarak mevcut kaloriyi
harcamasını, birikimini harcamasını sağlamamız gerekli. Bunlar çok önemli. Ama bu tabii demek olmuyor ki bunları sağladıktan sonra iş bitmiyor. Evet, kişi diyelim ki fazla kilolu, obez, kilo verdi ama her şey bitti demek değil. Tabii. Yani obezite sistemik, çok önemli, mortalitesi yüksek, yani ölümcül bir hastalıktır. Evet. Hastalıktır diyorum efendim. Obezite bir hastalıktır. Ve bu hastalığın tedavisinde bir antibiyotik tedavisi kullanılan, bir boğaz enfeksiyonu geçiren bir kişi antibiyotik tedavimi kullandım, 10 gün sonra düzeldi, bitti denemez. Evet. Obezitede tedavi uzun solukludur. Hı hı. Yani 6 ayda ben istediğim kiloya ulaştım, bundan sonra artık bırakayım demeyecek. Çünkü kişinin metabolik hafızası vardır. O kilo yıllar içinde oluşmuştur. Oraya geri döner hemen. Onu hafızasına almıştır. Artık oraya dönmeyi ister. Oraya engel olmamız lazım. Önemlidir. O yüzden diyeti ve fizik aktivasyonu bırakmaması, hassasiyetle bu konuya ehemmiyet vermesi gerekmektedir. Gerekmekte efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Süreklilik ve disiplin her zaman, her şeyde, hayatta aslında çok fayda evet. sağlıyor. Eminim evet. obezite hastalığınla savaşmada da bu kişilere öneriniz bu şekilde. Evet. Bütün hayat dengelerini diyorsunuz düzenlemek lazım. Evet, mutlaka. İç hastalıkları uzmanımız, uzman doktor Osman Arıkan bizlerleydi. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum efendim. Sizlerle olmak benim için mutluluktu. Sağ olun. Her çok zaman sağ olun. Bekleriz. Teşekkür çok ediyoruz. Şeref duyduk. Ve devam ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gözaltı morlukları nasıl geçer? Yanaklardaki kızarıklık ve sivilcelenme için ne yapılmalı? Kırışıklıkları önlemenin yolları neler? Girişimci ve araştırmacı Balasu Dündaralp anlatıyor. Petrol bazlı miseler sularında zamanla gözaltı morluğu, hatta aknelenme, sivilce yaptığını da biliyoruz. Şimdi kendine iyi bak da. Kendisi girişimci, araştırmacı, her geldiğinde yeni bilgilerle, yepyeni araştırmalarla, bir bilimsel yayınlara dayanan güzel sebeplerle geliyor bize ve biz çok mutlu oluyoruz çünkü öğreniyoruz Balasucuğum. Teşekkür ederim. Hoş geldin sevgili Balasu Dündarak. Ne kadar şıksın böyle bugün. Sen daha şıksın. Beğendin muhteşem mi? Muhteşem, çok fashion giyinmişsin bugün. Bugün böyle bir son moda. Evet. Çünkü bu omuzlar bu sene çok fazla evet, var. Evet, olağanın değil mi? Değil mi? Aslında ikimizin de öyle olmuştu. İkimizin de, evet sen de öyle. Anlaşarak giyiniyoruz aslında. Bu sene böyle bir moda var kesinlikle, evet, bunu görüyoruz. Güzel. Omuzları daha geniş gösterince daha güçlü bir hava veriyor değil mi? Aynen, ben her zaman evet. çok oldum olası sevmişimdir. Ben de. Benim modalarım geri geldi. Aslında sana bir şey daha da hemen burada göstermek istiyorum. Burada bizim dolabımızdan eğer bir şey seçecek olursa var. Güzel parçalar var gerçekten. Bu senenin, hatta yeni yılın payetli, bir diğer. Değil mi? Evet. Çok, payetler. Çok güzel. Ne dersin? Çok şimdi, güzel. Harika bir cilt olursun. Parlasın cilt. Kıyafet şimdi böyle parlasın. Nasıl olur? Bence çok güzel olur. Taşıyabileni. Harika olmaz mı? Olur. Hadi bakalım yılbaşı cildini konuşalım. Tamam. Yılbaşında nasıl parlayacağız? Bu gözümüzün altındaki morluklar nasıl gidecek? Hepsi okay. ve daha fazla sizler için sevgili izleyiciler. Gözaltı morlukları geçici bir durum mudur? Geçici bir durum. Eğer kan değerleriniz iyiyse. Aa. Evet. Yani aslında şöyle de söylemiş. Bu dudaklar pembe değilse, kahve morsa, gözaltıları da kahve morsa doğruca doktora kan aldırıyoruz, baktırıyoruz. Ne alakası var dersin normal evet, şartlarda? Evet, yani oksijenasyonla alakası var, dolaşımla alakası var. Cilt ne kadar taze, pembe, pembe beyaz ve canlıysa o kadar dolaşımınız iyidir. Zaten ellerinizden de ve tırnaklarınızdan da anlaşılır. Ama eğer siz kurşundan zengin, çok fazla işte gözaltı kremi, işte ondan sonra gözaltı kapatıcısı, işte gözaltına uygulanan makyaj malzemeleri, hatta suyla çıkmayan rimeller kullanıyorsanız zamanla fikse oluyor ve yerleşiyor. Peki. Şimdi gözaltımızda hafif bir kalem var şu anda. Ama bunu hemen yayın sonrasında doğal bir yağ bazlı ürünle çıkartıp, arkasından güzel bir probiyotik köpükle yıkayacağız. Neden? Bu bölge zaten fazlasıyla aşınmasın ve boya cilt dokusunun altına yerleşip zamanla morluk yapmasın diye. Çok enteresan. Böyle yani, mesela gözlerinin altını sürekli koyu boyayan bayanlar vardır. Mesela makyaj stilleri odur. Hı hı. Zamanla onların gözlerinin altı morarıyor mu? Yerleşiyor. Yani boya yerleşiyor çünkü evet. kurşun esaslı ürünler kullanılıyor tabii. aslında kozmetikte. Renkli kozmetiğin esaslı solventler, maalesef kurşun ağır metaller. Ama bunları cildinizden nasıl çıkartacağınız bilmelisiniz. Çok fazla aşırı aşırı bir temizlik biliyorsun hiç önermiyorum. Çok fazla alet cihaz kullanılmasını da önermiyorum. Diyorum ki hafif bir temizleyiciyle, ama yağ bazı kullanacaksanız, eğer yağ bazıyla çıkartacaksanız arkasından hem o doğal yağ bazı olmalı. Çünkü neden? Miseler sularında, petrol bazlı miseler sularında zamanla gözaltı morluğu, hatta aknelenme, sivilce yaptığını da biliyoruz. Hmm. Bu sivilceler özellikle akneroza seya hastalığında daha da kızarıklıklara neden oluyor. Yani kullandığınız makyaj malzemeleri ve onu çıkartan ürünlerin eğer temiz
dermis kozmetik esasına dayanmadığını biliyorsanız dikkatli olun. Çünkü bu da var olan florayı bozabilir. Elimizdekini korumak önemli. Çok enteresan. Bu kadar yıldır makyaj yapılır. Ben evet. ürünlere biraz meraklıyımdır. Hı hı. İşte daha doğalına. Fakat ilk defa bir göz kalemini ya da göz için kullanılan bir ürünün gözaltı morluğu yapabilme ihtimali olduğunu öğreniyorum. Öyle, maalesef. Çok güzel. Peki kırışıklıklar. Erken evet. yaşlarda başlar mı? Ne öneriyoruz bunlar için? Kırışıklıklar için şunu öneriyorum. Bir defa su kaybı çok önemli. Doğumla işte emzirmeyle gelen bir kayıp oluyor biliyorsun. Ondan sonra işte fazla su almıyoruz, fazla sıvı almıyoruz vücudumuza ya da işte öğlen yemeklerini geçiştiriyoruz ve en etkili aslında durum kullandığımız petrol esaslı ürünler cildimizi kurutabiliyor. Eğer cildinizin başka alanlarında kırışıklık yok, sadece göz çevresinde varsa, mimik kırışıklıkları ise bu normal. Bunlar hafif bir su bazlı kremle, işte yağ bazlı birkaç ürünle, ozonlandırılmış yağlarla birkaç gün içerisinde yine kendine gelebilir. Ama eğer cildinizde ciddi bir kuruma, işte kırışıklık gibi görünen, aynı zamanda bir doku kaybı, yani dokunduğunuz zaman bile bir nem kaybı varsa... Hissediliyor değil mi o? Zaten nemli hissediliyor. Nemsiz, nemli olması cilt. Çok önemli. Cildim çok kuruyor diyorsanız dudaklarınıza da bakacaksınız. Benim cildim nemlimişim, makyajın altını yani, anlar mısın? Hayır, nemli yani. Gayet güzel bir cildin var. Ve bu kadar makyaja rağmen çok iyi çıkarttığın ve temizlediğin için kesinlikle. Muhtemelen, tabii çok iyi temizliyorsun. Arkasından çok iyi nemlendiriyorsun. Nemlendirici esasını muhtemelen senin petrol içermiyor. Petrol ürünleri kesinlikle. İçermiyor. Senden öğrendik petrol içeren bir ürün kullanmam nasıl mutlu olabilir? Özellikle doğal, organik, vegan, evet. içinde hiçbir katkı maddesi olmayan ürünleri yüzüme sürmeyi tercih ediyorum. Nefes alan. Nefes alan. Evet. Ve cildindeki farkı özellikle seninle yaptığımız bütün konuşmalarda son 5-6 aydır bu şekilde yüzüme kimyasal hiçbir içeriği olmayan ürün kullanmaya başladım. Çok büyük fark gördüm. Herkes bana işte biraz daha parlıyorsun, biraz daha farklısın gibi şeyler söylüyor. Hep ben, öyleydin. Teşekkür ederim. Şimdi genetikten bir şans var. Hepimizde var ama genetiği de korumak gerekiyor. Özellikle 30'dan sonra, özellikle doğumdan sonra genetik faktörlerin artık zar atamadığını, kendinize bakmanız evet. gerektiğini görüyoruz. Hı hı. O yüzden doğumdan sonra özellikle temiz kozmetik kullanmak anneler için çok önemli. Artı emziren bayanların zaten sütten dolayı da toksik maddelere maruz tabii. kalmamaları çok önemli. Bunu hep söylüyoruz. Temiz kozmetik şunun için de geçerli. Yani vücudunuz bunları, bu ajanları, aktif kozmetik ajanları cilt vasıtasıyla bünyesine alıyor ve kan damarları işte doku dolaşımıyla karaciğerde işte bir şekilde işliyor. Bazen atıyor, bazen biriktiriyor. Bu yüzden de zehirli kozmetiklerin kullanılmaması gerekiyor. Kullandığınız kozmetiklerin arkasını okumalısınız. Buna makyaj malzemeleri dahil, bütün kremler, her şey dahil. Kullandığınız parfüm kullanıyorsanız alerjik reaksiyonlara dikkat etmelisiniz. Bir onu çözemedim. Bir bunu çözemedik evet. Özellikle akne rozasaya hastaları için hep söylüyorum. Cildinde yangı, kızarıklık olan, işte banyodan sonra cildim çok kızarıyor, yanaklarım kıpkırmızı geziyorum diyen her hasta için söylüyoruz, her danışan için söylüyoruz, parfüm alerjendir. Parfüm ne kadar çok kullanırsanız o kadar çok kızarmaya devam edeceksiniz. Nasıl güzel kokacağız? Parfüm kokuları da böyle. Güzel kokma meselesi şu, bunu hep söylüyorum. Cildinizde normalde bir koku olmamalı. Eğer terce bir koku varsa bunun vücudun detoksuyla alakalı olduğunu düşünürüz. Vücudun detoksa ihtiyacı vardır diye düşünürüz. Hatta yurt dışında tuzlu solüsyonlar var bunlarla hı hı. ilgili. Daha zehirsiz çözümler var. Daha zehirsiz roll-onlar yapmışlar koltuk altı doğru. için falan. Ama eğer ciltte kendi başına bir koku varsa bunun sebepleri önce beslenmede araştırılmalı. Peki koku olmasa da yani sen biraz daha güzel kokmak işte bir sürü çiçek karışımlarından bilmem ne kokuları. Çok yani, güzel doğal esanslar var aslında doğal ama esans. İşte doğal esansları bulmak gerekiyor. O bir meziyet. Yoksa hazır parfümlerde alerjenler nedeniyle cildiniz yani şunun arasına tercih yapacaksınız. Cildimiz mi çok güzel olacak yoksa çok güzel kokacağız ama cildimiz maalesef kızaracak mı? Artık onun arasında bir seçim yapacağız. Peki rozası görünüyor. Olmayanlar? Eğer sizin bağışıklık sisteminizde bir sorun yok, cildinizde hiçbir sorun yoksa, sivilcelenme durumunuz yok, alerji durumunuz yoksa ve kullanmanızda bir problem yoksa kullanmaya devam edebilirsiniz. Hı, ama bu ileride olmayacağı anlamına gelmez. Gelmiyor. Evet. Peki doğal olarak parfümlerin kişiye soluk olarak nefeste aldığımız ve ciğerlerimize aldığımız için bütün bu kokulara bir zararı İnhalasyonu var mı? İnhalasyonu toksik olabilir tabii ki. İnhalasyon. Yani siz bunu nefes yoluyla da ciğerlerinize alıyorsunuz. Evet. Peki 30'lardan sonra yanaklarda kızarıklık, sivilcelenme, ısınma problemi özellikle evet. gebelikten sonra artarak oluştuysa nedir bu? Bunun için bu işte kullanılır? Roza. Roza madalyon hastalığı, akne rozasaya. Bununla ilgili çok fazla soru geldi. Şimdi Türkiye'de cilt yapısı daha önce cilt haritasını çıkartmış biri olarak dünyada da bununla ilgili çok çalışma yaptık. Maalesef nedeni bilinmeyen bir şekilde genetik bir aktarımla %50'si cilt lekesi neredeyse %50'si akne rozasaya yatkın. Cilt lekesine yatkın hastalarda ciltte kuruma, işte dudaklarda daha renk kaybı, kırışıklık vesaire var ve ciltte genel olarak bir kahverengi bir yapı var. Fakat akne rozasaya hastalarında cilt daha beyaz, cilt daha kızarık yanaklarda ve sivilcelenmeye çok daha, gözenekler daha açık, daha yatkın.
ve yağlanmaya yatkın. Bu kişilerin ortak özelliği, biz diyorlar ki banyodan çıktıktan sonra kızarıyoruz ve ısınıyoruz ve yüzümüzde daima bir kırmızı bir halka gibi bir görüntüyle geziyoruz. Ne yapmalıyız? Probiyotik köpüklerin akne roza seyağı üzerindeki etkileri hala dünya çapında zaten söyleniyor, konuşuluyor ve literatürde de biliniyor. Yani probiyotik faydalı bakterilerin akne roza seyağı hastalığında çok ciddi faydaları olduğu, yani neden? Faydalı bakteri sizin cildinizi oyalıyor aslında. Tabii. Kızarmasına engel oluyor bir parça. Çok güzel. Ama orada bir virüsle de mücadele ediyor cilt. Çünkü sizin bir virüsle mücadele edecek aslında orada bir sentezlediğiniz bir savaşçı yok. O yüzden de o virüse açık haldesiniz. Bununla da ilgili ozon yağlarının işe yaradığı zaten literatürde fazlasıyla kanıtlanmış durumda değil mi? Peki burun kenarında kızarıklık, pullanma, evet, kuruluk, saç derisinde bazen gördüğümüz kuruluklar. Bunların anlamı nedir? Neye işaret eder? Bunlar aslında seborik oluşumlar. Seborik dermatit. Daha çok bir tutulum gibi düşünün. Fungal bir tutulum gibi. Daha kırmızı. Fakat akne roza seyağı ile arasındaki fark şu. Yani gül madalyon hastalığında komple bildiğimiz bir yanak çevresinde sadece dokusal olarak bir kırmızılık var. Ama burnun kenarlarına tutan, pullanma, kepeklenme olan, aynı zamanda sivilcemsi bir şişlik bir görüntü varsa, saç derinizde de aynı şekilde bir kaşıntı varsa, yangı varsa, burada seborik oluşumdan bahsediliyor. Bu kişilerin sürekli burunlarının etrafını ve yanaklarının etrafını sürekli sabunlu ve peelingli sularla sürekli işte kese mantığıyla ben bu işte pullanmayı ortadan kaldırayım şeklindeki müdahaleleri yangıyı artıracaktır. Rozası olanlar peeling yapamazlar. Bence yapmamalar, çünkü zaten yangı olan hiçbir kişi de üzerine, yani yangının üzerine körükle de gitmemek gerekiyor. Lazım. Bu yüzden sakinleştirmek gerekiyor. Ciltlerini nasıl mesela temizleyebilirler? Yani seboroikler sadece literatür şöyle diyor. Birçok tabii ki kortizonlu kremlerden de bahsediliyor ama içerik geliştiriciler şunların da farkında. Ozonlu yağların sadece yüzünüzü suyla yıkayın deniliyor. Hı hı. Ozonlu yağların baskılayıcı bir etkisi olabilir. İyileşmesine de fayda etki edebilir deniliyor. Ve özellikle saçlar için silikonlu şampuanlardan uzak durun. Çünkü silikon seborik dermatit hastalığının yangılarını da aslında artırıyor bir parça. Döküntüyü, pullanmayı da artırıyor. Petrol ürünlerinden uzak durun deniliyor. Bu şekilde açıklanıyor. Saç derisinde de zaten yerleşiktir. Yani yüzde sadece salt yüzde değildir. Saç derisinde de yerleşik olabilir. Akne roza hastaları ise probiyotik köpük kullanıyorlar. Ama seborik dermatit hastalarına probiyotik köpük kullanmamaları önerilmiştir. Çok güzel. Gerçekten müthiş anlattınız. Saçımıza ne kullanacağız? Petrol içeren ürünlerden nasıl uzak duracağız? O kırmızılıklar nasıl gider? Hepsi sizde ve en önemlisi gözaltı morluklarımızdan kurtulup yeni yıla ışıl ışıl gireceğiz. Işıl ışıl ve pasparlak gireceğiz. Sevgili Balası Dündöral, çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Artık yeni yıl yaklaşırken bize sırlarınızı vermeye devam edeceksiniz. Devam edeceğiz sürekli. Harika. Bir maskeler falan sır yok zaten. Sır yapacağız. Yok. Her şey volkanik için. Maske yapacağız. Ay yapalım. Yapalım. Harika. Evet. Bir kere bana yapalım mı yayında? Tamam, yayında sana yapalım. Peki yayında çok volkanik. Çok zor. Bembeyaz. Hatta yarısına yapalım, yarısına yapmayalım. Sonra orada görelim. Da. Evet. Anlaştık. Varım ben buna. Tamam, harika. Evet. O zaman yarın sabah diyoruz efendim. Yine görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.